Bir Adanalı, yine Adana'dayız. Adana'da takılı kaldık. Adana. Hani gerçekten Adana enteresan bir yer. Adana'da sıradan bir gün diye başlayan haberler ilginç, bize çok ilginç gelen. Evet, sosyal medyada fenomen hale geldi o Evet. haberler. Bakın, Scarlett Johansson da Hollywood yıldızlarından biriyle Adanalı kardeşimiz bu pozu ve çeşitli pozlar paylaşmış. Amerikalı yıldızlar, dünya yıldızları, film yıldızları, işte eğlence dünyasından insanlar İncirlik üssünü, kendi askerlerini ziyaret Ziyaret ediyorlar. ettiler, evet. Moral vermek için, ki Genelkurmay başkanları da oraya geldi. Bizim Adanalı kardeşimiz işte sağ tarafta görüyorsunuz. Elini kolunu sallayarak esnaf lokantasına girer gibi Adana'da Amerikan üssüne, İncirlik üssüne giriyor ve tek tek ünlülerle fotoğraf çektiriyor. Çocuğun pozları gelsin, çocuğun pozları, çocuğun pozları. Bakın, Bakar mısın? Bayağı kankalar ya. pozlar, pozlar, ama o çocuğun Bu göründüğü pozlar. Niye ne? şimdi, yani niye bu ayarlanmıyor anlamıyorum sizi. O çocuğun pozları, ilgili kareler gelsin. İlgili kareler, siz sadece yıldızları burada gösteriyorsunuz bize. Adanalı kardeşimizin pozları nerede? O pozlar bulunsun ve kapağa dönelim o zaman. Evet, bakın, Scarlett Johansson, Chris Evans gibi Amerikan askerine moral vermek için Adana'da bulunan o yıldızların yanına gidip bu pozları veriyor. Neler söyleyeceksin? Sen de bir Adanalısın. Ben evet aslen Malatya doğma bir Madanalıyım. Ben böyle bir memlekette evet doğdum. Çok Nedir bu, havasından mı, bak suyundan mı? Adana çok özgüveni bol bir memlekettir. Bütün Adanalı izleyicilerimize selamlar olsun. Biz böyle kralını tanımayız. Bana ne ya Scarlett Johansson'sa Scarlett Johansson çekecek fotoğraf kardeşim deriz biz. Gideriz çekeriz. Şimdi bizde böyle bir özgüven var yani. Gerçekten şu gerçek bir görüntü biliyor musun? Adana insanının gerçek özgüveni bu. O yüzden ben Scarlett'se Scarlett. Ne yapayım canım? Poz versin. Nedir yani? İnsan olsun 2 dakika poz versin yani. Bu Ama bu kadar basit. bütün enteresan hadiseler gerçekten... Gerçekten öyle çünkü memleket çok sıcak. Bak sıcaktan yanıyor beynimiz. Orada ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yine biz iyi orada dayanıyoruz. Bak memleket çok sıcak. Aşağı bir iniyorsun arabadan fön gibi bir şey karşılıyor seni. Ne yapacaksın? Sıcaktan mı oluyor bu? Sıcaktan oluyor Aşırı sıcaktan sıcaktan. mı? Bunların hepsi sıcaktan oluyor canım Hayır, mesela memleketin. Urfa'da niye olmuyor yani? Adana daha sıcak. Adana'nın gölgesi 40 derece. Var mı Çok kareler sıcak. arkadaşlar, Adanalı arkadaşımızın? Ama keyifli yani. Bence çok güzel bir Nereye özgüven. geliyor? Nereden geliyor? Adana'dan mı? Çok enteresan. Haberin öznesiyle alakalı kareler hariç bütün kareler varmış. Allah Enteresan. Nihat, ne diyeceksin? Adana'da bu güneşe ateş edilen memleket, Allah. biliyorsun, aşırı sıcak diye. Ve çocuk incirlik üstüne giriyor, ama bu Zor. şey açısından, güvenlik açısından da büyük bir risk değil mi? İncirlik üstüne demek ki önüne gelen girebiliyor mu böyle? Ya da Adana'da mı olmak gerekiyor? Ben buradan bütün Adana'ya, Diyarbakır'a, Çok tatlı Trabzon'a, ya. Samsun'a, Trakya'ya, Muğla'ya, bütün herkese sesleniyorum. Atatürk'e sahip çıkın. Atatürk bizim devletimizin kurucusu, bizim önderimiz. Hatay'ı daha çok sevin. Bu, anladınız hangi bu derken kimden bahsettiğimi. Onlardan çok daha fazla sevin. Onlardan çok daha fazla sahiplenin. Onlar Anıtkabir'e bir gidiyorsa siz 1.000 defa gidin. Onlar Anıtkabir'e gidip bir defa alkış çalıyorsa siz 1.000 defa gidin, Yasinler okuyun ruhuna. Fatihalar okuyun. Daha çok sevin. Beni dinleyiniz. Evet abi. Nerede? Evet, Adanalı Bircan çok kardeşimiz güzel için tebrik ediyorum. ne Bircan çok diyeceksin? güzel söyledi. Bircan söyledi abi işte. Bircan söyledi. Sen 3 dakika öncesinde kaldı. Adanalı yık Allah'ın adamı yık abi Evet, işte. Adanalı yık manşetini de atmış arkadaşlarımız. Neyse, Çok kardeşimizin güzel o diğer ya. kareleri Bütün Adana'ya selamlar olsun. sağ olsunlar gelmedi. Tebrik ediyoruz kendilerini. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. O çocuk incirlik üstüne gitmiş, girmiş elini kolunu sallayarak, ama işte bizimkiler daha başarılı. Fotoğrafları yok. Yani 10 tane fotoğrafı vardı çocuğun. Neyse. Peki şimdi bir başka hadiseyle devam edeceğiz. Demin geldi mi? Ah, nihayet. Peki gelsin, Hoş girelim. gelmiş. Bakın, Adanalı kardeşimiz. Sana Evet bakın Ali, kim verebilirsin. Bakın, düşünün gelmiş. Hoş arkada. gelmiş. Bir önceki kareye gelebilir misin? Nihat, bu nasıl böyle bir şey mümkün olabiliyor? Yani incirlik üstüne, arkada bak, Amerikan Johnny'ler. Girmiş, selfie çekmiş bir de. Çok da rahat ya. Ben sen Ya çok tatlı. bak, ben sana bir söyleyeyim mi? İncirli'ye sadece o arkadaşını bizim girmemiz lazım. Türkiye'deki bütün darbeler Amerika eksenli, Nihat. NATO eksenli ve İncirlik'te planlanır. İncirlik kapatılmadan bu ülkenin darbeler tarihi kapatılmaz. Çok Bu kritik. ülkede darbeleri kapatmak istiyorsanız gidin İncirlik'i kapatın. Nihat, bunu herkes söyleyemiyor Ben biliyorsun. sana söyleyeyim. Bak mesela 15 Temmuz'dan önce Almanya'dan oradan buradan devamlı İncirlik'e enteresan bir giriş çıkış vardı.
Tabii. Enteresan. Alman bakanlar vesaire. Mutlak surette buradan devlet yetkililere sesleniyorum. Biz sadece bunu bir teklif olarak sunarız. Tabii onun siyasal yürüyüşü nasıldır onu onlar bilirler ama mutlak surette İncirliğin kapatılması gerekiyor. Evet, kardeşiniz gitmişken kapıyı da kilitleyip çıksaydı keşke. Bence de. Kapıyı kilitleyip çıksaydı. Hayır, ne söyledi insanlara yani? Tabii bir tanıdığı var muhakkak nasıl ama. Nasıl yani ya? Bu çok enter. Bir arkadaşa gidip... bakıp çıkacağım falan mı dedi? Yok, bence ya belki de bilmiyorum. Belki komutanın tanıdığıdır ya, esnaftır ya. Hayır, esnaftır, komutanlar dışarı çıkıyor, İncirli alışveriş yapıyor, onların arkadaşıdır, almıştır. Koyar içeri. Ama sosyal cesaret... medya. Önemli değil abi, sosyal. İncirlik de neticede şey değil yani. Bu ülkenin toprakları girer, resim de çekilir. Washington şokta diyorsun. Bu kareleri sosyal medyada paylaşınca olay oluyor. Zaten o ünlü yıldızlar işte Scarlett Johansson'ı görüyoruz. Scarlett Johansson'ın ne işi var İncirlik'te? İşte moral için gitmişler. Yani moral için gitmişler. Kabala. Siz bak mesela merak ediyorum. Bu Atatürk'ü kullanan sanatçı Gürü bir kez olsun Tunceli'ye gitti mi? Bir kez olsun Hakkari'de devleti, vatanı koruyan askeri ziyarete gitti mi? Karetta karettalar için çırılçıplak nü pozlar veren arkadaşlar. Hı. Bir kez olsun gitti mi? Biz burada vatan, millet, asker deyince bize yalaka diyen arkadaşlar. Bak elin Amerikalısı ta İncirli'ye geliyor. Kendi askerine moral ziyaretleri veriyor. Okyanusun ötesinden geliyor. Ya. Sizi de bir görelim ya. Sizi de bir görelim, bir işi yapın hele şu vatanseverlik söylemlerinin içini bir doldurun ya. Bir doldurun hele. Sadece Scarlett Johansson'a mı? Çok sayıda ünlü var. Ya hepsi gidiyor orada. Kardeşim, bunlar hepsi vatanı düşün yani, bunlar gidiyor. Ama bizimkiler sadece önemli değil. Çağdaş, modern insan deyince onlar yırtmış oluyor. Yani vatanperverlik görevini onlar öyle yapmış oluyor. Biz canımızı da versek biz tam manasıyla yerine getirmemiş oluyoruz. Hala ötekiyiz ama onlar... Bir gidiyorlar abi, çağdaş, modern, Atatürk diyorlar. Hemen vatanperverlik görevini onları yerine getirmiş oluyor. Evet. Anladın mı? Biz burada bak, bizi bir sürü, geçen bir can, Bilal mi hangisi söyledi? Tunceli'den bir sürü çocuklar, asker çocuklarımız bizi izliyor. Tabii evet. Tabii. Bir sürü. Selam olsun. Biz onlara selam gönderince, askerimiz, vatanımız deyince bizi yerden yere vuruyorlar. Kim yerden yere vuruyor? Ya vuruyor işte, o Gürü vuruyor. Vay ya, ne yalakalığımız kalıyor, ne bilmem neyimiz kalıyor. Burada devletimiz, bak kadın devleti için ta okyanus ötesinden İncirli'ye gelince vatanperver oluyor. Biz burada vatanımızı savunma noktasında şu dolarları bozun dediğimiz an hemen o Gürü bize ne yalakalığımız, ne bilmem neyimiz, ne bilmem neyimiz kalıyor. Ne yobazlığımız, ne gericiliğimiz vesaire vesaire. Adın Johnny değil, Mehmetçik ya, değil de Johnny olacak demek mı? Ki bu yani dünyada. Yani mesela orada İncirli'ye çocuk girmiş benim umurumda değil. Evet, tabii o espriyle ama gündeme orada... geldi. Sosyal medya hesabından paylaştı Adanalı kardeşimiz. O ziyarette gizli tutulduğu halde bu Adanalı kardeşimiz o sırrı ortaya çıkarmış oldu. Aynen öyle. Tebrik ediyoruz Adanalı kardeşimizi ve Adanalıları.